Türkiye IŞİD saldırıları gibi bir şey. Çok 15 gündür ben bölgede Güneydoğu'da geziyorum. İşte bir parça hani onu anlatmaya çalışayım. Ya öyle şeyler konuşuluyor ki araziye çıkınca görüyorsun. İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor. Fabrikayı yağmalamış. Gidiyorsun çok üst düzey bir adamın oğlu PKK'nın kontrol ettiği yerde gazeteci kadın mı erkek mi? Ankara temsilcisi mi? Köşe yazarı mı? Öyle Ondan diyorlar. Söyle ya. İsim veremem. Söyle söyle. Elimde yok. O savcılar verelim sadece. He? Sadece savcıya konuşuyor. Yani. Bir kadın Ankara temsilcisinin bir eşi. Bir kadın Ankara temsilcisinin evet. Evet. Suriye'nin eşi. Yağmalanmasındaki şirketin başındaki şirketin sahibi adam ya. Orada bir fabrikanın sökülüp parça çıkarılması, taşınması. Bir dakika pardon. Pardon ne fabrikası? Bir sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi. Bir sanayi bölgesi ve insanlığa karşı işlenen suçlar da yargılatacak boyutta. Yağmur. Yani bir şirket, bir ülkenin bir sanayi tesisini, ya İzmit bölgesini yağmalıyorsun. Ne diyorsun? Suriye'nin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan firmanın sahibinden bahsediyorum. Yani bu çok bunun güzel. Ankara'daki ilişkileri kim? Bunun eşi gazeteci hanımefendi kimlerle ne kadar ilişki içinde? Onu geç. Petrol ticareti şu anda, yani ben Güneydoğu'da kaynıyor. Petrol ticareti yapılıyor Güneydoğu'da. Hı hı. Yani şu anda biliyorsun Suriye'nin kuzeyindeki petroller, Amerikan şirketleri orada Barzani üzerinden geliyor. Barzani'nin kontrolündeki bölgelerden petrol Türkiye'ye giriyor. Doğru. Ya zeytinyağı işi var, inanamazsın. Suriye'de şu anda zeytin ağaçlarını da söküp getiriyorlar. Zeytinyağı işini yapan firma bir bakanın kardeşi. Tonlarca zeytinyağı Suriye'de yağmalanıyor, getiriliyor, satılıyor. Yani bu daha önce gündeme geldi mi? Hayır, ilk defa. Kim getirecek bunları? Yani gidip gezmen gerekiyor, bölgede dolaşman gerekiyor. Görmek lazım değil mi? Ya evet, neler konuşuluyor. Serdar 15 gündür bilmeyen. 15 gün ama yani hakikaten yani, Güneydoğu'da bölge kaynıyor. Yani bunlar oradaki bürokratlarla konuşuyorum. Daha önceden tanıdığım güvenlik aygıtı içindeki insanlar bunlar yani ne diyeyim? Hem uzman hem de yani devletin hakikaten yıllardır gelmiş silsile içinde önemli kilit noktasında insanlar. Bir muhabbetim var, 30 yıllık gazeteciyim. Anlatıyor ya diyor, sorma diyor, inanılmaz şeyler oluyor burada diyor. Esas beka sorunu bu işte.